yatırımcıları dikkat diyor. 209 milyon dolarlık etkinlik için son saatler artık değil. Unlock gerçekleşti. Durum böyle. Üzerine şimdi konuşacağız. Tabii beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. İzleyen herkes bunları yapsın lütfen. Hem videoyu beğensin dediğim gibi hem de kanala abone olsun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum beğenen ve abone olanlara. İstiyorsanız Facebook'tan takip de edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Kanal üyeliklerini de düzenledim. Özellikle Telegram üzerinden birebir iletişim gibi seçenekler var. İstiyorsanız haliyle katıl butonu üzerinden yani katıl butonu üzerinden ne yapabilirsiniz? Üye olabilirsiniz. Bazı iOS cihazlar desteklemiyor. Ancak bilgisayardan ana sayfada hani kanalın ana sayfasında abone ol butonunun yanında bulunuyor olacaktır. Haberiniz olsun. Burada tabii 209 milyon dolarlık etkinlik için son saatler diyor. Birazcık bu tarz olaylar ajite edilebiliyor. Ama hani çok böyle vay be falan tarzında bir muhabbet değil. Genelde bu tarz olaylar olduğunda da hani yatırımcı şey zanneder. Fiyat düşecek tarzında. Hayır, tabii ki ne oranda olduğuna göre bu değişiklik gösterir. Yani ne kadarlık bir unlock'tan bahsediyoruz. Ne kadarlık bir kilit açılımdan bahsediyoruz. Bu değişiklik gösterir. İki, tabii içeride talep varsa eğer yapılan unlock fiyatlarda yükseliş getirir. Aslında tabii ki düşüşün önünü açar. Fakat anlık bir şey misali, nasıl diyeyim, bir serap misali. Talep bulduğu noktada fiyatların artışına sebebiyet verir. Hatta talep olduğu noktada genellikle işte boğa sezonlarında çok fazla unlock yapılır ve anlık olarak fiyatlar yükselir ama bu birazcık işte şişirmedir yani yapay şişirme tarzında. Özellikle piyasa çekildiğinde maalesef ki fiyatlar bunun aksine oldukça sert bir şekilde geri çekildiğinde görülmektedir, gözlemlenmektedir diye ifade etmek lazım. O yüzden buna dikkat edelim. Yani unlock meselesi şey meselelerden bir tanesi önemlidir. Ama dediğim gibi fazla böyle üzerinden şey yapılıyor. Nasıl diyeyim böyle garip muhabbetler çevrilebiliyor yani. Neticede pek çok taraftan genelde şunu duyarsınız. İşte unlock geliyor, fiyat çakılacak mı? Unlock geldi, fiyat çakılmış mı? Ne olmuş? Fiyat yükselmiş. Yani miktar tabii ki fiyatları öyle uçuracak kadar da değil. Ama gerçekçi bir şeyden bahsedelim. Genelde tabii ki sürekli ve yüksek unlocklar yapılıyorsa bu ne kadar yani orana göre değişir tabii ki. Neyden bahsettiğimize göre değişiklik gösterecek bir şey yani bu sorunun cevabı. Ne üzerine konuşuyoruz, nasıl konuşuyoruz buna göre değişir. Hangi varlık vesaire. Dolayısıyla fakat genellikle zaten piyasada gerçekleştirilen unlocklar büyük oranda zaten kısa sürede fiyatları etkileyebilecek miktarlarda olmuyorlar. Hatta yani nasıl diyeyim zaten olmuyor yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar gerçekleşmiyor. Bunu da ifade etmemiz mümkündür. Durum bu şekilde. Bu arada şu anki fiyatlar yine talep edilebilir. Yani pozitif pozisyonlarda 22-24'lerin altındayken ortalama talep edilebileceği ile alakalı konuşmuştuk daha öncesinde de. Şu anki pozisyonları da dediğim gibi aynı şekilde iyi bir noktada bulunmaya ve uygun fiyatları göstermeyi sürdürüyor diye altını çizmemiz lazım. Evlenç tarafındaki unlocklar da aynı şekilde fiyatlar babında hani işte çöküş olacak şey olacak diye değil. Zaten lazım gelindiği için esasında unlock işlemi, unlock olayı gerçekleştiriliyor. Özellikle içeride tabii bir gerçek kullanım da var. Buna likidite sağlayabilmek amacıyla bu olay gerçekleştiriliyor. Bunu ifade etmek lazım.
20 Ağustos'ta gerçekleşecek olan kilit açılışı için son saatler zaten gerçekleşti. Token arzın, bak şimdi onu söyleyeyim, yani token arzın 2.41'i tabii ki yine de hani uzun vadeli zaman düşündüğümüzde tabii ki de az bir şey değil. Ama olayı öyle bir lanse ediyorlar ki ulan ne kadar artacak diyorsun ya bu arz. Hani abartarak bunu ifade ediyorlar. 2.41. Yani bu yükselse ne kadar yükseltir, düşürse ne kadar düşürür yani sonuçta. AVAX grafik analizinde ise düşen trend çizgisi dikkat çekiyor. Yani istediğin trendin dikkat çektiğini şey yap, iddia et. Günün sonunda olay ve muhabbet değişmez. Benden size söylemesi, benden size ifade etmesi diye nedir o? Söylemiş olayım. Bulunduğumuz noktada şu an zaten AVAX'ın genel durumu da belli. Piyasanınki de belli. Faiz indirimleri yaklaşıyor. Faizler düşürüldüğünde tabii totalde iyi çıkabileceği öngörüsü bu noktada hakimdir. Haberiniz ola bir kere daha. Ama tabii ki şu anda yavaş geçmeye süreç hala devam ediyor. Burada önemli bir şey var mı? Bakalım. 210 milyon dolarlık diyor. Unlock yapılacak. Doğrudur. Layer 1. Bunlar neden yapılıyor? Neden gerçekleştiriliyor? Çünkü aynı zamanda bir gerçek kullanım var. Mesela kişiler, yatırımcılar bunu satın alıyor. Fakat varlık, yani buradaki şey esasında elde bulundurulma sebebi, yani bunun esasında var oluş sebebi tabii ki kullanılması. Avalanche ağı üzerinde bu varlığın ne yapılması? Varoluş göstermesi aslında ve farklı uygulamalar üzerinde resmi para birimi olarak geçiyor olmasından kaynaklanıyor aslında buradaki durum. Layer 1 diyor vesaire, saat 3'te doğrudur, gerçekleşti zaten. 196.27 milyon dolar diyor. Aynen, bu Ledger'da da var mesela, XRP Ledger'da. Bildiğiniz gibi XRP unlockları özellikle tabii her ay düzenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Düzenli bir şekilde sürekli unlock yapılmaktadır. Kullanımdan kaynaklı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.